Asgari ücret kendi çalışanlarımı da tebrik ediyorum efendim. Asgari ücret kaç dolar oldu? 240 dolar mı şu an? Ya şey şimdi dolarla aldığımız için yani biliyorsunuz yerli üretimimiz olmadığı için ben o yüzden dolarla ifade etmeyi tercih ediyorum. Twitter'a bazen Hakan Taşan'ın yüzü suyu yerime giriyorum. Şu an kaç dolar asgari ücret? 258 dolar mı? Galiba şu an 258 dolarmış. Öncelikle hepinize hayırlı uğurlu olsun. Dolar kaç oldu? Ben yatarken 15.5'lardaydı. 1 dolar 16.42 olmuş. Evet. Tabii ben dolarla kazandığım için... Bunlarla uğraşıyoruz. 17'yi gördü mü lan? 17. Bir ara bu arada dün uyku sersemi kalktım ve şeyi gördüm. Gelir vergisi kaldırıldı diye bir şey okudum. Bir an böyle kalbim bir pırpır etti, tamam mı? Çünkü 3 ayda bir ben gelir vergisi ödüyorum. Malumunuz siz de mesela maaş alıyorsanız eğer belli bir dilime girdiğinizde siz de gelir vergisi ödemek durumunda kalıyorsunuz. Yani hepimiz aslında ödüyoruz. Bir an onu gördüm. Dedim ki içime aa dedim. Ne oluyor dedim. Ne oluyor falan oldum böyle. Sonra bir baktım ki meğersem sadece asgari ücretteki gelir vergisi kaldırılmış. gördü gene Merkez Bankası olmayan dolarlara da müdahale etti. Yani aslında çok basit. İktisat birinci sınıfta öğrendiğiniz bir şey vardır. Daha iktisat birinci sınıfta bunu öğrenirsiniz. Ben de ekonomi mezunuyum biliyorsunuz. İktisat mezunuyum, ekonomistim. Denir ki her zaman yani hani piyasaya hani dolar şey yaparak efendim, dolar basarak dolar harcayarak, rezervden götürerek düşüremezsin doları. Mümkün değil. Yani mümkün değil yani. Çin gibi bir rezervin olsa bile bak ki Çin dünyadaki en büyük dolar rezervine sahip ülkeden bahsediyoruz. Çin'dir kendisi. Çin bile olsan yok o yani. Olmaz. Olmaz hocam, olmaz. Bunu iktisat 1'de öğrenirsin ha daha. Bir lan. Bir de şöyle düşün. Rezerv dediğin şeyde sınırsız bir şey yok ya. Yani sınırsız bir kaynak yok. Çin'in bile yok sınırsız kaynağı. Bak Türkiye'de bir numara olduğu için. Tekrar altını çiziyorum. Türkiye'de diyorum. Dünyada bir numara olduğu için söylüyorum. En fazla dolar rezervine sahip ülke Çin'dir efendim. Çin bile olsan bunu yapmazsın. Yapamazsın. Sınırsız değil çünkü. Biter. Mesela ben ne yaptım mesela? Kendime kahve yaptım. Kendime kahve. Ne olacak bu? İçince bitecek. Bitecek. Biten, tüketilen bir şey çünkü bu. Biter. Sayısı var bunun. Değil mi? Milim 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 içiyorsun. He? Dolar da öyle. O da biter. Biter. Mesela başka ne var? Taş yenmez. Yenmez arkadaşlar. Taşı yiyemezsiniz. Bak geçen gün kendime şey yaptım. Ajandam size göstereceğim. 2022 yılında dedim Laruto aslan dedim. Laruto hep der yıl dedim davar gibi yaşarım dedim. Bu sene dedim davar gibi yaşayacağım. Kendime dedim gideceğim ajanda alacağım. Ajandamı dolduracağım. Hayallerimi süsleyeceğim. Pozitif mesajlar alacağım falan yaptım. Kendime ajanda aldım. Şu ajandayı 120 liraya aldım. Yalan olmasın. Bir hafta oldu herhalde bugünle beraber. Sipariş verdim. Bu. Ajanda bu, tamam mı? Hatta şey işte working on my dreams falan filan. İçinde işte sticker var. Bak burada özlü sözü, bir tane özlü sözü çekeyim hadi sizin için. Ben kırtasiye işine çok para harcıyorum. Ne yazık ki. Çünkü kırtasiye hastalığım var benim. Bu arada düzleri, düz ajandalar ne kadar biliyor musunuz? Düz ajandalar 80 lira abi. Düz ajanda. Düz ajanda ya. Eli yüzü düzgün. Düz bir ajanda 80 lira lan. 80.
Neymiş bu? Molalar verebilirsin yeter ki pes etme. Bugünün kartı. Bugünümün kartını çektim. Çok güzel. Neyse abi. Bir hafta oluyor elime geçeli. Dün şey dedim işte. Dün chatte tam dedim ki ya dedim ajanda aldım dedim. Biraz tuzlu ama dedim. Bu arada ben şöyle düşünüyorum. 120 lirayı düşünerek diyorum ki tuzlu abi yani. Tuzlu. Yüksek. O söz yo yo sözler çok komik bu arada. Daha neler backpack şurada stickerlarım var stickerlarda şey yazıyor. Çalış, hayal et, eğlen, dinlen, dua et, çok sev, planla. Dedim ki işte birazcık yalnız tuzlu dedim. Gerçi dedim düzleri bile 80 lira olmuş dedim. Belki almak isteyenleriniz olur dedim. Tam böyle bir ikili verecektim. Bir baktım 160 lira olmuş. Bir haftada. Bir haftada ya. Vallahi yazık ha. Satana da yazık günah. Bak ciddi söylüyorum. Satana da yazık günah lan artık. Anam peynir meynir artık statü göstergesi oldu ya. Yani. Mesela böyle şeyler artık statü göstergesi. Vallahi ya. Yani ajanda da almayı verin. Bizim dönemimizde biz arkadaşlar kuyruklar vardı. Ya herkes kuyruklarını birbirine takıyordu. Siz ne bilirsiniz? Siz ne bilirsiniz? Siz ne anlarsınız? Ahmet Bey, Mehmet Bey. Of of. Vallahi. Elimize mi yazalım? Abi yok işte düz defter. Bu bakkal defterleri vardır bilir misiniz? Bakkal defteri alın kardeşim yaz oraya tarihi. Ne yapacaksan yaz. Ne yapacaksın? Ajanda mı alacaksınız? Bir de lüks kardeşim bunlar lüks. Bunlar böyle niş istekler. Lütfen rica ediyorum. Gidin alın bir tane kağıt. Ne? Ne var? İşte havaya yazıyor gibi yap. Mesela gece hayalinde yazıyormuş gibi yap. Yazıyor gibi yap ya. Yani şimdi hava atmak gibi olmasın ama dün 5 kiloya aldık. Kebap. Oo. Yarın da gider bir ev alırsınız artık kendinize. Ya şey çok ilginç mesela bugün Armağan Çağlayan yazmış. Önündeki bir şahıs çay alıyor. 2 paket. Ben 3 paket. Marketteki hanımefendi diyor ki beyefendi sadece bir paket alabilirsiniz. Adam diyor ki ben diyor aylık alıyorum yani ne yapacağım her hafta buraya mı git gel yapacağım ki çay yani malumunuz Türkiye evlerinde en çok tüketilen şeylerden, içeceklerden bir tanesi çaydır. Çay alırsın, demlersin yani. Günde yemin ediyorum benim annemle babam sabahtan başlıyor bunları çay serüveni. Gece yatasıya kadar yani kafeinden bir şey de olmuyor ikisine. Sabahtan başlar, akşam uyuyana kadar çay içilir bizim evde. Hatta babam şey yapar, normalde derler işte çay hani uyku açar bilmem ne falan filan. Yuu. Babam uyumadan önce bir çay içer ha. Ay ahiretliğim hoş gel. Sana artık ahiretliğim ben çay çok sevmem. Ya çay içerim, okeydir. Ben kahve daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor benim. Yani abi bir paketi demişler ki sadece bir paketi satın alabilirsiniz. Geri kalan 2 paketi bırakın. Ve öyle yapmışlar. Sebep nedir burada? Ay istediğimiz kadar niye alamıyoruz? Sebep ne sebep? Onun taktiğini de bulduk her marketten bir paket. Yani abi öyle bir çile mi var ama? Ne yapacak adam orada? Ki bir de yani biliyorsunuz bizim millette şey utanması var. Bu utanmanın sebebini yıllarca anlamadım. Bende de var aynı utanma mesela. Bir yerin poşetiyle başka yere giremem ben.
Mesela Carrefour'a mı girdim? Çıkıp BİM'e giremem. Utanıyorum, bilmiyorum sebebini, neden. Ayıp olur gibi geliyor insanlara. Öyle. Ama markette sadece bu böyle bak. Sadece markette. Annem der ki kızarlarsa, evet. Bu niye böyle bir panik var böyle bizim memlekette Allah aşkına? Ya bir memleket bunun anksiyetesini geliştirebilir mi kendisinde? BİM'den çık mesela Carrefour'a giremiyorsun. Carrefour'dan çıkıp Migros'a giremiyorsun. Böyle bir döngü içerisinde. Berberde de öyle. O bizim genlerimizde var. Abi genimizde zaten gen gereği. Gen değil aslında abi. Bu topraklarda yaşamaktan dolayı memlekette herkeste anksiyete var. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya bir, ya malumunuz bu arada sağ olsun yani tepemizdekiler de bizi çok güzel besliyorlar bu konuda. İyice anksiyete atakları artık geçirelim diye. Çok kaygılıyız yani hepimizin kaygıları var ki doğuştan da bize bu öğretiliyor. Aman şuraya gitme, başına bir iş gelir. Aman o arkadaşına dikkat et, şu şöyle olur, bu böyle olur. Aman o marketten çıkıp bu markete onun poşetiyle girme. İşte berberin bak oğlum berberinden başka berbere gitme. Saçını şöyle yapar keser meser. Ben olmadan bilmem ne yapma sakın ha. Böyle büyütülüyoruz ya zaten. Çünkü o da onu öğretiyor. Bir önceki de onu öğretiyor. Aman bak sakın ha şunu yapma. Ay el alem ne der yavrum falan anladınız mı? Bu konuda analara babalara da çok kızamıyorum. Çünkü onlara o öğretildiği için. İnternet falan da olmadığı için. Bilgi de çok paylaşılamadığı için insanlar öyle kalmışlar uzunca bir süre. O yüzden birçoğumuz mesela öyle büyütüldü. Gerek ki 90 nesli 92 bin arası bayağı öyle büyütüldü yani. Bu hatta 2002-2003'e kadar gider. Yolu var yani. Ha, ama artık yani mesela bizim yetiştireceğimiz çocuklar o kadar da kaygılı olmazlar diye düşünüyorum ben.